Merhabalar, ben NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Merve Umay. Bu kısa videoda sizlere aldatmayı anlatmak istiyorum biraz. İnsanlar neden aldatır sorusunu sormuşlar ve yapılan çalışmalarda bilim bize diyor ki aldatmanın 6 tane sebebi var. 1. Baştan çıktım diyor kişi. 2. Suçlama yoluna gidiyor, senin suçundu diyor. 3. Cinsellik noktasında bir etmen var. 4. olarak sosyal yapı diyebiliyoruz. 5. intikam alma hissi. Ve 6. uyaran arayışı diyebiliriz. Şimdi aslında aldatmanın sosyal, psikolojik ve biyolojik olarak yönleri vardır. Bu 3 yönden biz hangisinden başlayacağız? Psikolojik olanı tabii ki öncelikle alıyoruz. Aldatmanın psikolojik kökenlerine baktığımızda bağlanma problemi karşımıza çıkıyor. Peki bizler nasıl bağlanıyoruz? Bağlanma olayı nasıl ve ne zaman gerçekleşiyor? Burada psikoloji bize diyor ki teorik bilgide bebek 6. aydan itibaren kendisine bakım veren kişiye bağlanmaya başlar. Yani bebek ve genellikle anne ile arasındaki ilişkiyi geliştirmeye başlıyor. Ve nasıl bir ilişki gelişirse bebekle anne arasında sonraki süreçte de bağlanma tarzı olarak kişi bunu benimsiyor. Farklı durumlarda bağlanma problemleri olan kişiler zamanla bunu aşabiliyorlar ve sağlıklı, güvenli bağlanma durumu içine girebiliyorlar. Burada ilişkiler daha düzenli yürüme eğiliminde oluyor ama sağlıklı bağlanmayı yaşayamayan kişiler, bu güvenli bağlanmaya geçemeyen kişiler aldatmaya daha eğilimli oluyor. Hayvanlarda da erkek ya da dişinin arada kaçamaklar yapabildiği bildiriliyor tabii ki. Sosyal yaşantımızda görüyoruz ve bilimsel açıdan da bu bildiriliyor. Tek eşli monogam tarla fareleri ve çok eşli poligam olan dağ farelerini alıyorlar ve bir araştırma yapıyorlar. Monogam olan tarla farelerinin kanında dağ farelerinden farklı olarak bol miktarda oksitosin ve vazopresin hormonlarına rastlıyorlar. Bu hormonlar bloke edildiğinde, yani baskılandığında, bu tek eşli olan tarla fareleri de monogam yaşamı, tek eşli yaşamı terk edip aynı dağ fareleri gibi çok eşli bir yaşama geçiyorlar. Ve burada rastgele cinsel ilişkiler gözlemleniyor bu tek eşli farelerde. Bu hormon sonrasında enjekte ediliyor ve eşleriyle çiftleşmeleri de önleniyor. Bu durumda fareler hiç çiftleşmeme pahasına da olsa eşlerine sadık kalıyorlar ve eşleri dışında biriyle çiftleşmektense aslında cinselliksiz bir yaşam tarzını seçiyorlar diyebiliriz. Burada farklı bir açıya geçtiğimizde poligam dağ farelerinde, çok eşli dağ farelerine yine vazopresin ve oksitosin hormonlarını enjekte ettiklerinde, onları gözlemlediklerinde ne çıkıyor sonuçta dersiniz? Bu hormonların dağ farelerini daha sadık eşler haline getirmedikleri gözlenmiş. Çünkü nedeni araştırıldığında bu çok eşli dağ farelerinde bu hormonları alacak reseptörler bulunmadığı görülmüş. Tarla faresinin, tek eşli tarla faresinin beyninde, ödül merkezinde ise bol miktarda oksitosin, vazopresin reseptörü bulunmakta. Ve biz bunu dışarıdan verdiğimizde o alıcı reseptörler olduğu için fare bunu alıyor ve tek eşli yaşama geri dönüyor. Ama eğer reseptör yoksa bu noktada biz dışarıdan bu hormonu versek bile bu fareler ya da canlılar tek eşlilik özelliği sergilemiyorlar. Peki aldatılan kişi ne yapmalı? Daha sosyal kısma geldiğimizde ise aslında kabullenmek, aldatan eşin kendini affettirmesi ya da ayrılmak gibi yollar mevcut. Daha da arttırılabilir tabii bunlar. Ayrılma kararı olmaması durumunda kabullenme ve sonrasında da alışma evresi geliyor. Burada aldatan kişi kendini affettirme içine giriyor ama aldatılan kişi eşini affetmek için onun kendini halen sevdiğine ikna etmeye başlıyor. Burada çeşitli savunma mekanizmaları devreye giriyor. Karşımızdaki kişi herhangi bir çaba sarf etmese bile kendince açıklamalar yapabiliyor aldatılan kişi ve aldatmayı haklı gösterme yoluna gidebiliyor. Kendini suçlama yoluna gidebiliyor. Ama burada her ne olursa olsun aldatma sonrası bir arada kalma kararı eğer alınıyorsa eşlerin her ikisinin de onayı ve rızası olmalı. Bu noktada aldatılmak aynı zamanda bir stres faktörü. Nasıl ki trafik kazası geçirdiğimizde bazen bir daha arabaya zor biniyoruz ya da bir boğulma tehlikesi geçirdiğimizde yok ben denize girmeyeyim, biraz korku geldi diyebiliyoruz, korkabiliyoruz. Aynı şekilde eşinizin sizi aldattığı durumlarda da ona yaklaşamama durumlarınız, onunla birlikte olamama, onunla aynı eve girememe durumlarınız olabilir. Burada biz travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gözlemliyoruz ve mutlaka travma ile çalışan bir terapist
teşhiste başvurun diyoruz. Ancak kişi karşı tarafın telafi edici davranışlarının olmamasına rağmen ilişkiye devam edebiliyor. Burada sosyal faktörler devreye giriyor. Duygusal ayrılık acısını yaşamamak için kör bir şekilde bağımlılığını sürdürme eğilimi içinde olabiliyor kişi. Bazen çocuk faktörü sebebiyle evlilikler aldatmaya rağmen devam ediyor, kişiler istememesine rağmen. Ama klinik gözlem ve bilim bize mutsuz ebeveynlerin arasında sınırlar olan bir aile ortamının çocuk gelişimine zararı olduğu gözlemleniyor. Yine bilim diyor ki ilişki doyumu aldatma arasında negatif bir ilişki var. Yani kişi ilişkisinde mutlu ise aldatma eğilimi daha düşük olmakta. Bu noktada ilişki doyumunu nasıl arttırabiliriz? İlişki doyumunu arttırmaya yönelik neler olabilir? Şeklinde çiftlerin bir arayışa gitmesi çok daha verimli oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.